Değerli izleyenler, geçtiğimiz pazar günü yapılan ve soruların bir yayın evine sızdırıldığı iddiası ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Ayrıca yayın evi ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının da incelendiği öğrenildi. Son gelişmeleri TV100 muhabiri Mehmet Bal aktaracak. Mehmet, söz sende. Çağlayan'da 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS oturumuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Sıcak gelişme ise bundan sonraki süreç içerisinde MASAK'ın devreye giriyor olması. Mali Suçları Araştırma Kurulu sadece yayın evine yönelik bir araştırma yapmayacak. Aynı zamanda ÖSYM çalışanlarının da hesaplarını, banka hesaplarını kontrol için incelemelere başladı. Bunun sıcak gelişme olduğunu aktaralım. Zira hem ÖSYM çalışmaları, bir diğer tarafta yayın evi çalışanlarının para akışı, yani banka hesapları da araştırılacak. 31 Temmuz'da yapılmıştı KPSS. Dün itibariyle yapılan açıklamayla iptal edildiği duyuruldu. 17 Eylül tarihinde ise yeni takvim belirlenecek. ÖSYM'den gelen açıklama bu yöndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu çalışmalarına başladı, incelemelere başladı. Dün itibariyle olayda adı geçen yayın evi sahibi, öğretmenler ve yayın evinin avukatı denetleme kurulu tarafından dinlendi. Soruşturma ise bu kapsamda devam ediyor. Yayın evinin Ankara'da yer alan hem Kızılay'daki hem de Ostim'deki şubelerine polis ekipleri, mali suçlarla mücadele ekipleri bir operasyon gerçekleştirdi. Buradaki belgeleri delil olarak aldılar ve aynı zamanda oradaki kritik noktada şu: yayın evine bağlı olan bazı KPSS adayları vardı. Daha önce yayın evinin testlerini çözen adaylardı. Bunların listesi ise ÖSYM'ye götürüldü, inceleme altına alındı. Yani bu adayların verdikleri yanıtlar önemli. Bu yönde doğru mu, yanlış mı ve bu adayların verdikleri cevaplarsa şu anda araştırılıyor. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Özetleyelim, artık bundan sonraki süreçte devreye MASAK da girmiş oldu. Hem ÖSYM'de hem de yayın evinde de bu noktada araştırma ve çalışmalar devam ediyor. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Şeker yiyeceksiniz ama 100 bin dolar vereceğiz size. Yerim. Hem şekeri hem de maaşı duyan hayır diyemedi. Yenir, niye yenilmesin? Yerim yani. 100 tane günlük mü? Günde. Olur. Ancak sağlığını düşünenler de vardı. Yemem. Neden? Sağlığım önemli. 200 bin dolar olsa peki? 5 bin dolar da verseniz olmaz. 500 bin dolar da verseniz olmaz. Bir şeyi zehir yapan onun dozudur. Şeker ve şekerli ürünleri de çok ve yoğun tükettiğimizde bedenimiz hastalıklarla dolar, taşar. Kanadalı şekerleme üreticisi bir şirket yeni bir iş alanı yarattı. Şirket baş şeker sorumlusu aradığını duyurdu. Peki baş şeker sorumlusunun görevi ne olacak? Evinizde günde 100 şeker yiyin, yılda 100 bin dolar kazanın. Bu işe 5 yaşından büyük herkes başvurabiliyor. İşte Kanada'dan şeker gibi bir iş. Yenir, niye yenilmesin? Yerim yani. 100 tane şekeri bilmiyorum bir arada. Ama para cezbediyor. Ediyor ama yenmez galiba, bilmiyorum yani. 5-6 falan tamam ama 100 tane düşünemiyorum. Peki sen yer misin büyürsen? Yiyebilirim herhalde, bilmiyorum. İş ilanı Temmuz ayında internet üzerinden verildi. Şimdiden binlerce aday başvurdu. 10 yıldır ben şeker kullanmıyorum. Teklif edilen maaş cazip ama sağlığınız tehlikeye girebilir. İşte şekerli ürünlerin yapımında kullanılan sağlıksız gıda malzemeleri. Şeker ve şekerli ürünlerin içerisinde bulunan fruktoz, sakkaroz, glikoz, mısır şurubu, kakao, kakao yağı, nebati yağ, hidrojenize yağlar, vanilya, lesitin, gıda koruyucuları başta olmak üzere sayamayacağımız kadar farklı madde kullanılır. Aşırı şeker tüketimi vücutta ağır hasar bırakıyor. Şu hastalıklara neden oluyor. Özellikle adına metabolik sendrom dediğimiz hipertansiyon, şişmanlık, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği başta olmak üzere hastalıklar bedenimizde start verir. Ve arkasından tıkayıcı damar hastalıkları, tıkayıcı beyin hastalıkları, ruh hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, uyku apne dahil olmak üzere çeşitli sonuçlar ortaya çıkar ve ömrümüzü tatsız geçirmemize sebep olur. Yediklerimize dikkat edelim. Yaşamak için yiyelim. Yemek için de yaşayalım. Her şeyin azı karar, çoğu zarar.